Evet arkadaşlar, 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü Saratoga akşam yarışlarında beraberiz. Saratoga, inanın arkadaşlar, bu program çok garip bir programla geldi Saratoga bugün, yani bu akşam. Bu Amerika'da şimdi bir şey döndürecekler bu akşam bu jokeyler. Şimdi ben size öncelikle genel bir bilgi vereyim, bunu unutmayın, belki işinize yarar, bilemiyorum. Şimdi Saratoga'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu Irat Ortiz Junior, kardeşi Jose Ortiz Junior ve John Velasquez, bunlar bir ekür yani. Burada gizli ekürü bunlar, bildiğiniz. Dost yani, ortak, can kuş, ne dersiniz deyin yani. Bunlar beraber takılıyorlar. Yani bunların işte John Velasquez'in milli atı favori, işte yok bu gelir falan, işte yok Irat bu sefer dandik ata biniyor, gelemez veya işte John Velasquez gelemez falan. Hemen konuya girelim arkadaşlar şimdi. Evet, Saratoga'daki değerlendirmelerimize başladığımız zaman, bu bilgiden sonra şimdi karşımıza ne çıkıyor hemen görelim. İkinci koşu Summer Colony Stakes demiş burada. Açık bir koşu bu. Çok önemli bir koşu. 1800 metre kum, normal kumda ve dişiler. Şimdi burada bu yarışın favorisi 4 numara arkadaşlar. Nonna Madeline denen Irat Ortiz'in bindiği safkan. Normalde bu safkan böyle elini kolunu sallayarak bu grubu rahatlıkla geçmesi lazım. Fakat bir de bakıyoruz ki yukarıda bunun kardeşi Jose Ortiz Always Shopping'e biniyor 3 numaraya. Bir yukarıya çıkıyoruz hemen, Florida Orjin Belleara'ya binen gayet güzel John Velasquez biniyor. Şimdi biz daha demin ne gösterdik size? Yani şu üç tane vatandaş aynı koşuya binmiş, bir de açık koşu. Geriye kala kala garibi Manuel Franco zaten tek tabanca. Junior Alvarado kazanıyor. Bu atın bunların yanında gelme ihtimali yok, bir numaranın. Yani gelme ihtimali yok, özür dilerim. Gelme ihtimali var tabii. Gelme ihtimali var tabii. Ama burada Manuel Franco'nun yani bir dışlanmış durumu var. Neyse, sonuçta burada bizim bir tavsiyemiz var. Buna 5'i de ekleyebilirsiniz tabii. Yani biz 1 2 3 dedik de Manuel Franco'nun gelme ihtimali çok zayıf burada. Tek tabanca. Şimdi bu üçü, bunlar biliyorlar bu atın yani 4 numaranın geleceğini, ama 2'ye de bırakabilirler. Bellera'yı da getirtebilirler. 3 numaraya da getirtebilirler. O yüzden de burada Junior Alvarado'yu ben ekledim. 101 handikap puanıyla. Bilemiyorum yani, seçim sizin. 5 tane at koşuyor. Paso ikiliye gidecek bunlar. İkili yapacaklar. Haberiniz olsun yani. O 3 tane ismi tekrar veriyorum. Unutmayın arkadaşlar. Irat, Jose, Ortiz ve John Velasquez. Evet, şimdi bir sonraki ayağa geçelim. Bir sonraki ikinci ayak, üçüncü koşuya geçelim arkadaşlar. Bu arada burada bir örnek chartımız var, size söz vermiştim. Burada yararlandığımız bir kaynak var. Biraz Amerika ile ilgili. Burada da gördüğünüz gibi bu birinci ayak, ikinci koşuda yani 4 numaranın %26'lık gibi bir şansla en yüksek neden banko dediğimizin bir sebebi. Yüksek oranlarıyla ve 2'ye 1 oranıyla şu anda gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir değerlendirmemiz var. Lider olma özelliğine sahip olduğunu göstermiş, bakın. Sonuçta değerlendirmemiz bu yönde oluyor bizim. Bilhassa bu çok yararlı bizim için. Evet. Saratoga'da ikinci ayaktayız. Normal kum, 1100 metre kısa mesafe, maiden bir koşu, dişi safkanlar. 2 yaşlı tüm İngiliz sterlileri toplanmış burada. Gene 9 tane safkan koşuyor. Evet, burada da bizim için ilk atımız, ilk kez koştuğu için safkanlar. Tabii ki yurt dışındaki otoritelerin görüşlerine baktık. Bu bayağı bir vaktimizi aldı bu bizim. Bu koşu bilhassa. Şimdi 6 numarayı burada tek at gösteriyorlar bazı kanallar. Olabilir tabii. Bir koşu koşmuş, 7. olmuş. Böyle bir de muazzam bir ortaklık var yani. İşte Uncle Mo falan filan. New York Origin. Bu 6 numara arkadaşlar dileyen tek atabilir, ama tabii ki bunun yanına
eğer düşerse 9 numara Rosa Veloce, Jose Ortiz gene, 4 numara Machine Girl, Jose Lescano, 7 numara malum ekürilerden Irat Ortiz ve son olarak 3 numara Rosie Spee, Tyler Gaffalone'nin bindiği burada. Bu şekilde değerlendirmemizi yapalım. 6'yı bir ayırıyoruz şöyle. İsteyenler 6'yı tek atabilirler. Bilemiyorum yani çok güvenilir mi bu safkanın, Tyler'ın neyine güvenilir bilemiyorum da. Ama yurt dışında da baktık arkadaşlar yani ciddi otoritelerin görüşlerine 9, 4, 7, 3, 5 yani 6 numara düşerse bu safkanların geliri var. Zaten bu Jose Ortiz ile Irat Ortiz'in bindiği bütün atları mecburen yazmak zorundayız arkadaşlar. İkisi birbirine destek oluyor falan. Böyle bir durum var yani ortada. Evet, üçüncü koşu ikinci ayaktan üçüncü ayağa dördüncü koşuya geçelim. Burada dördüncü koşudayız. 1800 metre kum, pist, normal kum. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler. Bakıyoruz 7 yaş, 7 yaş, 6 yaş fazla yaşlı pek yok. Şimdi arkadaşlar burada normal şartlar altında 3 numaralı Play Right. Ben iki tane kazandığı koşuyu da seyrettim bu safkanın. Çok güzel bir safkan. Çok ciddi bir muazzam bir safkan. Üzerinde de 10 numara bir jokey biniyor. Manuel Franco. Normal şartlar altında rahatlıkla kazanması lazım. Son dördüncülüğünü seyretmedik yalnız. Hatırlamıyorum ama şu iki tane birincini de seyrettim. Bu yani bu tamamıyla ayrı tutuyoruz biz bu Playwright'ı. Eğer Playwright düşerse o zaman 4 numara Dubs Point Joel Rosario'nun bindiği ciddi rakip. Çok ciddi rakibi. İki tane nefes açma koşusu yapmış. Birincilikleri de var bu safkanın. 5 numara kontrol grup. Irat Ortiz malum. Başrol oyuncumuz. Burada kardeşi koşmuyor ama. Vah vah. 6. Durkins. Neymiş bu adı? Durkins Cole. Evet. Luis Cardenas'la. Kumcudur bu Luis Cardenas. Çok seviyor kumu. Ve eküriler arkadaşlar. Ekürlerin de geliri var. Ekürler sizi geçmeyin burayı. Eğer Playwright'ı tek atmıyorsanız eğer. 3 banko veya 4, 5, 6, 7 diyoruz arkadaşlar. Yani 3, 4, 5, 6, 7 olmuş oluyor. Hatta 2 kalıyor bir tek. Yani bunu yazdığınız zaman. Yani Saratoga'da çok fazla bir şey olacağını zannetmiyoruz. Bilemiyorum yani çok fazla açılmaya gerek yok. Yani zevkini oynayın, geceliğin, oturun çayınız için, kahveniz için. Çekirdeğinizi çıtlatın. Az bir şey oynayın arkadaşlar. Evet, 5. koşuya geçelim şimdi 4. ayak. Evet, burada maiden bir koşu bu. 5. koşu, 4. ayakta 3 ve yukarı İngilizler demişler. 1400 metre kum pistte. Şimdi burada gene oymuşta muhteşem üçlü var. Gördüğünüz gibi. Burada bu muhteşem üçlü neredeydi o? Evet. Irat, Jose, John Velasquez. Bu üçlüler var burada gene. Gördüğünüz gibi. Ama bizim burada şöyle bir tavsiyemiz var size. 4 Apurete Todd Pletcher antrenörünün yaptığı 5 Harlem Heights Jose Ortiz 6 Luis Cardenas bindiği Superblood Foam ve 7 numara Heavenly Sister Sis Heavenly Sis. Evet. Eğer bu 4 5 6 7 bunlar biz gelmeyeceğiz derlerse o zaman Irat Ortiz burada devreye girebilir. Yani bizim görüşümüz burada Altın gelme ihtimali çok çok az. Ama Todd Pletcher'ın antrenörünü yaptığı bir safkan gelebilir de. Siz buraya biri de eklersiniz arkadaşlar. Buraya biri de ekleyebilirsiniz. 4, 5, 6, 7 ve 1 şeklinde
Ona göre bakın. Ne kadar az at yazarsanız o kadar iyi. Bu yani çok böyle yani isteyerek verdiğimiz bir şu anda tahmin değil bu arkadaşlar. Yani şu an sadece hani sizi zarardan kurtarma konusunda düşüncedeyiz. Yani burada bir para kazanma falan beklentimiz yok. Biz muhtemelen oynamayacağız dahi bu Saratoga'yı. Yani tamamıyla burada bizi izleyen siz sayın arkadaşlarımıza hani ciddi şekilde para kaybetmeyin diye uğraşıyoruz. Saratoga'dayız. 5. ayak. Bu da şartlı bir koşu. 3 yukarı İngilizler. 1800 metre. Bölmüşler galiba bunu ya. Bir dakika. 5. koşu. 1400 yok. Meydanda o. Evet. 8 tane safkan burada koşuyor. Baktığımız zaman burada delikanlı gibi bir koşu olacağını tahmin ediyorum ben bunun. 6 numara. Superdut Irat Ortiz ile. Bu normal şartlar altında tek gelmesi lazım bunun. Normal şartlar altında. 2 numara Intrepid Heart Todd Pletcher antrenörünü yapıyor. 5 numara Grams Little Todd Manuel Franco ile çok büyük şansı var 5 numaranın. Ve 8 numara Hansense Eric Cancel'la sahip Michel Napoli ilk kez duyuyorum. Evet. Burada 4 tane safkanla geçiyoruz. 6, 2, 5, 8 olarak burada. Normalde bu David Coyne'in safkanda fakat biz bu jokeye güvenmiyoruz. 40 yılda bir yarış oluyor arkadaşlar. O yüzden yazmadık. İsteyenler 4'ü de ilave edebilirler. Evet. Günün son koşusuna geçip kurtulalım şu Saratoga'dan. Evet, 7. koşuda şartlı dişi 3 ve yukarı İngilizler 1700 metre çim pist günün son koşusu yani altı gayen sonra çim. Arkadaşlar burada bizim Merkan Kantarmacıların da safkanı koşuyor. Yalnız bu gene David Cohen'i bindirmişler. Onu bu atla zannedersem Irat gelmişti birinci. Bu adam bunu zor getirir yani altıya mecburen yazacağız. Öncelikle iki tane safkan var burada. 4 numara She's Got You Chad Brown antrenörünü yaptı ve 5 numara Jose Ortiz'in bindiği Cressy. Bu 4 ve 5'in arasındaki bu yarışma ya tabii ki kim katılabilir? 2, 3 ve 6. 2, 3 ve 6 katılabilir. Burada Miss Tehran'ı da yazarsanız eğer epeydir koşmuyor. Bundan etkilenmiş olabilir. Yani güzel bir safkan ama dediğim gibi uzun zamandır koşmuyor arkadaşlar. Bununla ilgili de görüşümüzü verelim ve 4-5 veya 2-3 bu şekilde. Arkadaşlar çok açılmayın. Gerek yok. Yani siz bilirsiniz tabii gene. Yani 5 at 6 at 5 at 6 at yani bu şekilde. İkili yapacaklar bunlar bu ekürler. Bahsettiğim ekürler. İkiliye gidecekler. Bayısa gidecekler yani. TJK koymuş Saratoga'yı artık yani koymasın diyeceğim. Kendileri biliyor. Durum bu. Bugünlük noktayı koyuyoruz yabancı at yarışlarının tek istikrarlı kanalı. Düzgün bilgileri bildiren tek kanalı şu anda bizim kanalımız. Üye olmayı unutmayalım. Beğen yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun.